Şimdi ne konuşacağız? İran'dan, Tahran'dan bir bağlantımız var. Tanıyorsunuz aslında Türkiye medyasında da, Türk medyasında da kendisi sıkça konuk edilen bir gazeteci Farşit Begaryan. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar efendim size. Şimdi ben kısa bir özet geçeyim. Kendisini beklettik, kusura bakmayın. Kısacası Estağfurullah. Şimdi biz kendisiyle bundan 1,5 ay evvel İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in kaza yaptığı yayında kendisi ilk biz konuk aldık ve diğer değerli konuklarla birlikte dedik ki İbrahim Reis'i öldü mü? Kendisi bize daha hiçbir şey ortada yokken Farşit Bey evet vefat ettiğini söyleyebiliriz ve burada çok başka şeyler vardır dedi ve bir analiz yapmıştı. Ve dediği çıktı. Kendisini 30 Haziran'da bir daha konuk aldık. Yani bundan 32 gün önce dedik ki İran'ın ikinci tur seçimlere giderken İran daha ortada Pezeşkiyan'ın seçileceği net değilken ve hatta muhafazakarların kazanmasının güçlü olduğu konuşulurken kendisi dedi ki çok rahatlıkla Mesut Pezeşkiyan kazanacak ve kazandığı gün resmi tören yapılırken İsrail İran'ı Lübnan'ı vuracak. Doğru mu? Farşit Bey doğru mu anlattım? Evet, evet. Ve ben de demiştim ki kendisine. Yahu o gün geldiğinde bakalım Farşit Bey demiştim. Gerçekten de kendisi bir gece bana ulaştı sağ olsun dedi ki bakın şu an saldırı var. Ben de dedim ki yani pes. Tebrik ederim analizinizden ve stratejinizden ötürü. Şimdi efendim uzatmadan o zaman şunu sorayım. Bütün Türkiye televizyonları, dünya bunu konuşuyor. Biz farklı açıdan konuşalım. Yine flash haber televizyonculuğunun farkını ortaya koyalım. Hamas lideri İsmail Haniye suikaste uğradı. Bu suikast ilk önce nasıl okuyorsunuz sonra detaylarına gireceğim. Buyurunuz. Hemen arz edeyim. Teşekkür ederim. Bir kere o bahsettiğiniz şeref hepimize ait. Yani ben eğer söylediysem sizin kanalınız vasıtasıyla söyledim bunu. Dolayısıyla bir şekilde bir kolektif bir iş oldu. Bu evet. Kolektif kelimesini ne için kullandım? Çünkü bu suikast da bir kolektif bir iştir. Yani bunun arkasında İsrail olduğunu tam hiç ben bir şekilde düşünmüyorum. Hatta bir ifade kullandım. Bir dakika ne dediniz hocam? Bir daha söyleyiniz. Hemen söyleyeyim. İsrail'in gücü tek başına bunun arkasında olması yetmez. Bunu not alın. İsrail kendisi şu anda şaşkınlık içerisinde. Hakikaten kimin yaptığını biliyor. Ama nasıl yapıldığını da bilmiyor. Bakın. Tekrar söylüyorum. Çok önemli. Buyurun. Bakın şöyle izah edeyim. Burada dört ana senaryo yazabilirsiniz. Yani bu F-35 uçağıyla geldi. Radara yakalanmadı. Birinci şıkkı eğer F-35 uçağıyla geldiyse bu uçuş izni kimin elinde? Amerika'nın elinde. Yani Amerika izni olmadan F-35 uçağı dünyada hiçbir yerde uçmaz. Bunu biliyorsunuz. Dolayısıyla eğer bu 35 uçağıyla olduysa o zaman Amerika bunu yaptı. İsrail yapmadı ki. Bir. Tamam bir. Evet bir. Evet. İkincisi bu balistik füze olması gerekiyor. Balistik füze nereden atışlanacak? Yani 2000 kilometre bir menzili olsa o zaman birkaç ülkenin hava sahasını kullanarak ve o ülkelerin hava sahasını olduğuna göre demek ki bu işten haberdar. Yine de kolektif oluyor. Yine tamam. De İsrail başkasının gücünü kullandı. Üçüncüsü bir roket saldırısı düşünebilirsiniz. Yani kısa menzilli. 70 kilometre, 100 kilometre, 150 kilometre gibi bir şey. Hatta daha fazla. Yani başka ülkenin topraklarının içerisinde. Farz edeyim. Bir tamam. Komşu ülke itibariyle. Tamam. Bu da ne demek? Yine de İsrail tek başına yapamadı. Dördüncü şıkkı İsrail'e alakadar ediyor. Çünkü İsrail'in Mossad ajanları, tekrar söylüyorum Mossad ajan derken tam bir İsrail'i yani Siyonist bir İsrail'i Yahudisi şu anda İran'da yaşadığını ben söylemiyorum. Bunu telaffuz etmiyorum. Yerel güçler var. Uyuyan hücreler var. Bunlar seneler içerisinde bunları belki bir şekilde eğitmişlerdi. Tüm dünyada var. Türkiye'de operasyon olmadı mı Mossad'a karşı? Kaç kişi yakalandı Türkiye'de? Dolayısıyla eğer bunun vasıtasıyla yapıldıysa bakın bir ajan, bir uyuyan hücre kimden emir aldı, kimden talimat aldığını biliyor mu sizce? Hiç kimse bilmiyor. Yani siz bir ses taklidiyle onu ve hatta harekete geçirebilirsiniz. Yani o FETÖ
Darbe teşebbüsü de bu şekilde zaten yapıldı. Yani bu yapay zeka benzeri bir şekilde bir olay yaşandı orada. Telefon vasıtasıyla zaten darbe yaptırdılar. Ses taklidi yaptılar. Burada mesele şu. Eğer böyle bir şey, onlar yapay zeka vasıtasıyla böyle bir iş yapıldı. Yapay zekaya gerek yok. Yani siz burada eğer 2 ay öncesi, bazı söylentilere göre 2 ay öncesi bu binanın içerisinde bir bomba yerleştiriyorsunuz, artık yapay zeka gerek yok. Siz bir tane bir komanda ile 100 metre ilerisinden de bunu daha doğrusu havaya uçurabilirsiniz. Bu kadar büyütmene gerek yok ki. Yani biz gözümüz önünde o kadar Musad'ı büyüttük ki sanki Musad üstünde bir kurum yok dünyada. Öyle bir şey yok. İsrail bu kadar güç sahibi değildir. Bir, ben bir ifade kullanacağım. Belki biraz mizahvari bir ifade. Buyurun. Şu anda Hamas tünellerin içerisinde İsrailliler girdiler. Tekrar söylüyorum. Hamas tünellerin içerisinde şu anda İsrailler girdiler korkudan şu anda. Hamas tünellerini kullanıyorlar. Şu an zaten ben Farşit Bey. Evet. Bakın kıymetli izleyenler, şu an sosyal medya yıkılıyor. Nasıl yıkılıyor? Arkadaşlar içeriye biraz daha ses verelim değerli yönetmenimiz. Şu an yıkılıyor. Diyor ki İran Devlet Televizyonu dünya önümüzdeki birkaç saat içerisinde çok ilginç sahneleri izleyecek ve siz de diyorsunuz ki İsrailliler Hamas'ın kazdığı tünellerin içinde. İçinde, evet. Buyurun. Çünkü ne olacak? Buyurun. Hemen söyleyeyim. Şimdi burada esas o şey, bitirelim o suikastı. Tamam, onu bitirelim. Şehit İsmail Haniye Bey bugün suikasta uğramadı. Kaç defa suikasta uğradı? 4 defa biliyorsunuz. Hı-hı. Yaklaşık 10-15 yıldır zaten İsrail için bir hedef. Kendisi. İran'a 15 defa geldi. Ama bu zamanlamasını kim seçti? Bunu düşünmek lazım. Bakın. Pezeşkian Bey yemin töreni bittikten bir saat sonrası hemen ardından İsrail Lübnan'ı vuruyor. Söyle, kehanetin peşinde değiliz. Yani yanlış anlama. O konu kapattık. Hayır. Buyurun. Hemen buyurun, vuruyor. Buyurun. Evet, hemen bakın. İsrail'i vuruyor ve bir Hizbullah'a karşı bir cephe açıyor. Buraya kadar mutabık mıyız? Evet. Hemen kaç saat sonrası İsrail, bakın İsrail'e bir rejim, siz rejim diyorsunuz, ben rejim bile demiyorum. Yani rejim bile biraz akıl var, yani akılcılık var. Burada hiçbir akılcılık yok. Bunların sadece soykırım var, başka bir şey yok. Kaç saat sonrası bu akılsız rejim kalkıp da hiçbir şekilde İran'ı, ki yüz Hizbullah'dan 1000 kat daha büyük olan bir cepheyi açmaz. Yani birden. Çok bakın doğru. Her ne kadar akılsızsa bunu yapmaz. Sonuç itibariyle orada birkaç asker var. Askerler demeyecekler mi? Biz Hizbullah'dan gelen daha yanıtı bekliyoruz. Ne olacağı da bilmiyoruz da İran'a niye cephe açıyorsunuz? Ben bir ifade kullanacağım. İfade şudur. İran'la savaşa çekmeye çalışmıyorlar. İsrail'e savaşa çekmeye çalışıyorlar. Kim çalışıyor? Biri İsrail'e tuzağa çekiyor. Kim çalışıyor? İngiltere. İngiltere resmen şu anda İsrail'e tuzağa çekiyor. Şimdi durun. Efendim bir dakika. Evet. Ben notumu alayım. Farşit Begaryan tüm kamuoyunda konuşulanların aksine diyor ki burada İran savaşa çekilmek istenmiyor. İsrail savaşa, büyük bir savaşa çekilmek isteniyor. Evet, ve bunu evet. da yapmak isteyen, yapan İngilizler. Doğru mu? Evet. Peki, peki şey efendim. Söyleyeyim. Tamam, neden? Buyurun. İngilizlerin amacı ne peki? Neden hocam? Hemen söyleyeyim. Bakın, İsrail'i kim durdurabilir sizce? Yani biz durdurabilir miyiz? Bir İran olarak, Türkiye olarak. Yani laf dinleyen bir orada bir kişi var mı sizce? Bir kişi bile yok. İsrail'i yaratanlar sadece durdurabilirler. Başka birisi onu durduramaz. Bakın 24 Mayıs'ta o British Gas anlaşması bittikten sonra oradaki kurulan yüzen iskele, Amerikan iskelesi orada gaz için geldi. Doğal gaz ve hidrogaz için geldi. Ve orada bunlar gaz amarin peşinde. Hizbullah'a vurmak onlar için bir önemi yok. Onların Nitali Nehri'nin suyu ihtiyacı var. Çünkü bunlar gaz çıkaracaklar. Chevron bunu yapacak. Dolayısıyla bunlar tamamıyla Amerika, İsrail'e, İngiltere'nin elinden kaptırdı. Aldı daha doğrusu. İngiliz İsrail'e kaptırdı Amerika'yı. İngiliz şu anda berbat durumda. Ekonomisi çok kötü. Dolayısıyla Amerika'dan, yani Anglo-Sakson dünyası bir şekilde Anglo-Amerikan'la birlikte hareket etmeye başladı. Amerikanlar onlara nefret ediyorlar. Çünkü Amerikanlar bir kere İngilizlerden kurtuldular zaten, bir bağımsızlığı kavuştular. Sonra
dikkat edin, İngiltere'nin şu andaki erken seçimi ve bu gelen yeni başbakanı Avrupa'ya doğru yöneliyor. Amerika'ya doğru değil. Hatta Brexit konusunda tekrar düşünmemiz gerekiyor. Eski kolonilere dönmeyi başladı. Bir. İkincisi söyleyeyim. Buyurun, buyurun. Netanyahu biliyorsunuz kongrede ayakta alkışlandı derler, değil mi? Evet. Siz buna şahit oldunuz. Hatta 75-79 defa kesildi, alkışlandı. Sizce bu alkış Netanyahu için miydi ya da başka bir şey için? Ne hiç için alakası mi? Yok Netanyahu. Ne için miydi hiç efendim? Netanyahu hiç, bu alkışlar Netanyahu hiç alakası yoktu. Netanyahu kendisi bunu üstlendi. Yani kendi kendine biraz, daha doğrusu güve gelin oldu. Bu alkışlar eğer, tekrar söylüyorum, İsrail için olsaydı 190 demokrat senatör de katılacaktı. Niye onlar ayrıldılar? Peki bu Amerika'ndaki çatlak nedir? Neokonlar ve polokonlar arasında niye çatlak oldu? Neokonlar kongreden ayrılıyorlar. Yani Netanyahu'ya nefret küsüyorlar. Cumhuriyetçiler alkışlıyorlar. Nasıl oluyor o zaman bu? Aynı İsrail değil mi? Bunlar İsrail'e kazandık diye İngiltere'nin elinden, yani o neokonlar, globalistler, küreselcilerden İsrail'e kazandık diye alkışladılar orada. O alkışlama farklıydı. Netanyahu anlamaz bunları. Tekrar söylüyorum, anlamaz. O zannetti ki onu alkışlıyorlar. Cumhuriyetçiler, biz kazandık İsrail'e. Bundan sonrası oradaki bütün yatırımlar, tekrar söylüyorum, bütün gaz çıkartma, daha doğrusu intikalı vesaire ve satışı bize ait olacak. Ama bunlara müsaade etmeyecekler. Yani o neokonlar ve globalistler müsaade etmeyecekler. Çünkü onlar birleştiler. Yani Rothschild ve Rockefeller birleştiler. Bu DuPont ailesine karşı bu yapıldı. Bakın bir Trump'ı düşünün. Hemen tekrar Gazze'ye döneceğim. Trump'ı düşünün. Bir ay öncesi mahkemeden mahkemeye koşuyordu. Mahkemeden mahkemeye başını kaşıyacak vakit bulamıyordu. Birden bütün davalar düştü. Kapandı. Kim bunu yaptı sizce? Trump mı yaptı? Ya da biri yaptı bunu daha doğrusu. O alkışlayan grup bunu yaptı. Ama o teki istediği zaman tekrar Trump'a, istediği mahkemeye çekebilir. Şimdi olay çok büyük. Buyurun. Şimdi efendim. Gerçekten yetişemiyorum. Şöyle ki yetişemiyorum. Sosyal medyada bu arada sizi denk geldi. İran belki tam misilleme yapacak. Siz de bizle berabersiniz. Bu çok iyi oldu. Şimdi şunu tamamlayalım, sonra iddialara peki geçeceğim. Devrim muhafızları, peki, devrim muhafızları peki ve İran devlet kanalları, İran devlet temsilcilikleri, sosyal medya temsilcilikleri Netanyahu'nun kaçarken bir karikatür, bir afişini, posterini şu an paylaşıyorlar. Onu arkadaşlarımıza evet atacağım. Efendim, diyorlar ki 2 ay evvelden konutuna konuldu bu bomba. Şu an bu yayılan iddialardan biri de bu. Ne İHA, ne SİHA, ne roket, ne füze. Böyle bir ihtimal olursa bu ne demek? 2 ay önceden bu iş yapılmışsa. Hemen söyleyeyim. Buyurun. Hemen söyleyeyim. Tabii bu da vahim bir şey. Yani bu da bir istihbarat zafiyeti olabilir. Tekrar söylüyorum. Yani bu şöyle söyleyeyim. Kurumlar ve kuruluşlar arasında belki iletişim kopukluğu vardı. Ya da çoğulcu bir istihbarat servisi olduğu takdirde aralarında bazen iletişim kopukluğu oluyor. İran'da da birkaç istihbarat servisi var biliyorsunuz. 1-2 tane değil. En az 4 tane var. O bakımdan bu 2 ay öncesi konulduysa bu bir istihbarat zaafıdır. Fakat mesele şu. Burada yerel güçleri kullanmadan bu iş olmadı. Tekrar söylüyorum. Bu yerel güçler kim aittir? O güç kendisi kime ait olduğunu da bilmiyor. Yani o güç kime çalıştığını da bilmiyor. Çünkü parayı veren düdüğü çalar. Biliyorsunuz zaten. Evet efendim. Dolayısıyla buradaki evet mesele şu. Hangi istihbarat servisi bunu yaptı? Gerçekten bilinmiyor. Yani İran niye rapora vermiyor? Çünkü gerçekten çok çetrefilli bir rapordur. 7 Ekim'in ne olduğunu hala dünya biliyor mu peki? Siz söyleyin. 7 Ekim'de ne oldu? Musad'a başına ne geldi? Musad niye görmedi Hamas'ın saldırısını? Örnek söylüyorum. Hala dünya bunu bilmiyor. Kimse bilmiyor. Çünkü burada istihbarat savaşı var. Şu anda bile İran'da istihbarat savaşı var. İran kendisini bir silkeleyecek, bir temizleyecek bu meseleyi. Bu konuşulacak. Yani Milli Güvenlik Konseyi zaten bunun kararını verdi. Çünkü sonuç itibariyle burada bir emanet elimizde vardı. Tam koruyamadık. Açık konuşmamız gerekiyor. Tam koruyamadık.
Ve dolayısıyla kendisi şehadete ermiş. Tabii ki belki onun en ideali şehadetti. Ama İran topraklarının içerisinde olmaması gerekiyordu. Buna katılıyorum. Belki başka bir yerde, belki kendi toprağının içerisinde olacaktı. Şimdi Gazze'de, Filistin'de. Evet. Buyurun. Efendim burada tabii ki art niyet iddialarını da herhalde kabul etmiyorsunuz. Yani İran'ın bazı iddialar vardı. İran burada işte göz yumdu vesaire. Bunu ben de doğru olmadığını düşünüyorum ama siz bir cümleyle ne dersiniz? Hemen söyleyeyim. İstihbarat zaafı olmuştur. Belki İran burada, yani o yemin töreni itibariyle, bakın yemin töreni itibariyle 87 kişi, ülkenin mensupları hepsi oradaydı. Sayın Hakan Fidan Türkiye'den de geldi. Değil mi? Hepsi geri döndüler. Aynı günlerini döndüler. Sayın Şehit İsmail Haniye kaldı bir gün. Peki ben bir ihtimalden bahsedeyim. İhtimal. Kimse suçlamıyorum. Bir de burada kendimizi beraat aramıyoruz. Hamas içerisinde sızıntı olmaz mı? Sızma olmaz mı sizce? Olur. Olur. Yani Hamas için her yerde olur. Dolayısıyla bu Hamas'ın daha doğrusu belirlediği korumalar vasıtasıyla belki bu da bir şekilde bomba patlatılmış. Yani şöyle söyleyeyim. Bombaya koyan farklı bir kişi, bombaya patlatan farklı bir kişi, bu iki ay içerisinde, eğer bu doğruysa, tekrar söylüyorum, eğer bu doğruysa, iki ay içerisinde biri bunu organize etti. Ama iki ay içerisinde kaç kişi oraya girdi çıktı? Yani tekrar söylüyorum. O bakımdan şu anda bunun raporunu beklemeden, bakın İran devletin şu anda okuma biçimi rapor gelmeden İsrail'den intikam almaktır. Sonuç itibariyle, bakın burada bir önemli bir konu var. İsmail Haniye Bey'i şehadete erdiren kim olursa olsun, netice kime faydalanıyor? Kime fayda sağlıyor? İsrail'e. Evet. Yani bakın, kim öldürdüyse, hatta kalp krizi bile geçirdiyse, İsrail bundan faydalanacak. Dolayısıyla İran bu faydayı şu anda durdurmaya çalışıyor. Peki. Bu fayda sağlanmadı. Şimdi, önemli olan budur. Evet, buyurun. Evet, evet. Şimdi arkadaşlar o fotoğrafı verelim. İran Devlet Televizyonu, yani Kanal 3 dedi ki, bir yorumcu orada, sizler daha iyi bileceksiniz efendim. Önümüzdeki evet. saatlerde dünya olağanüstü manzaralara ve çok önemli gelişmelere tanık olacak. İran devrim Aynen. muhafızları evet. da şu afişi paylaşarak Netanyahu füzelerimizi bekle dedi. Şimdi ben Farşit Bey burada işe egzajere etmek istemiyorum ama bütün gazeteci Buyurun. Dostlarımız bana da yazıyorlar, size sorular var. Herkes evet. bu gece uyumayacağız vesaire diyor. Ben şunu diyeceğim. Yahu İran böyle der ama bir şey çıkmaz meselesi mi bu? Yoksa ciddi manada bir şeyler olacak mı? Hemen söyleyeyim. Bakın tekrar söylüyorum. İsrail şu anda bu tuzağa çekildi. İngiltere bunu yaptı. İngiltere sadece tuzağa çekmedi. Herhalde bunun devamını da düşündü. Devamı şu olması gerekiyor. İran kalkıp da belki şu anda İsrail'e belki füze atmayabilir. Yani bu biraz artık bir çocuk işi olarak nitelendiriyorum ben bunu. Yani füze atmak artık normal bir şey, basit bir şey. Beşinci nesil savaş değil ki. Füze atmak belki üçüncü, dördüncü nesil savaştır. Akıl savaşı değil. Ben şahsen İran bu savaşı eğer dediğim gibi intikam peşindeyse bu savaşı yayacak. Nereye yayacak? Nerede İsrail'in askeri üsleri varsa. Askeri üsler. Tekrar söylüyorum. Bu Cibuti'de olabilir. Yazın burada. Bu Sudan'da da olabilir, Etiyopya'da olabilir, Eritre'de olabilir, Somalya'da olabilir. İran orada etkin bir şekilde orada faaliyet gösterecek. Yani İsrail'e füze atmak, bakın İsrail'e şimdi daha füze atarsanız toplamı ne kadar? 22 bin kilometre kare. Orada 1 milyon daha Müslüman kardeşimiz gazileri var. Değil mi? Siz bir füze attığınız zaman orada ayırt edebilir misiniz? Kim ölecek, kim olmayacak? İran bunu mu yapacak sizce? Yani dolayısıyla hedef kimdir? Hedef şu anda yaptığı suikastın tam misillemesi. Yani üst düzey kişiler. Aa. Yani büyükler. Büyükler. Tekrar söylüyorum. Bu büyükler askeri büyüklerdir. Dolayısıyla askeri büyükleri bulmanız için askeri üste vurmanız gerekiyor. Yani şu an yapılacak olabilecek şeyler bu diyorsunuz. Evet. İran, tekrar söylüyorum. Burada sadece bakın. Bu suikast bir şey kazandırdı İran'a. Yani biz hiçbir şekilde gönlümüz razı değil ama bir şey kazandırdı. İran Hamas'ın daha doğrusu himayesine ya da arkasında olmasını
temkinli bir şekilde söylüyordu. Dikkat edin, bazen söylüyordu, bazen söylemiyordu. Artık o kalktı. İran doğrudan cesur bir şekilde Hamas'ın arkasındayım diye ifadesini kullandı. Şimdi bu artık kalktı. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama var. Herkesi İsrail'den ayrılmaya çağırıyoruz denmiş. Beyaz Saray, evet. Beyaz Saray'dan da bir açıklama var. Evet. Bu gece gerçekten çok hareketli. Flash Haber Televizyonu evet. an takip ediyor ve aktarıyor. Beyaz Saray diyor ki İran'ın tehdidi bu sefer ciddi diyor. Evet. Evet efendim, buyurunuz, devam ediniz siz. Ben bir yandan haberlere evet. bakıyorum. Buyurun. Bakın, burada İran topraklarının içerisinde bir olay gerçekleşti. Bu sadece bir suikast değil. Haneye tecavüz ve suikast birden yapıldı. İki olaydan bahsediyoruz biz. İran hukuki yollara başvuracak. Hukuki yollar hiçbir yere varamayacağını da hepimiz biliyoruz. Siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. İsrail hukuku dinleyen bir kurum ya da kuruluş değil. Bir örgüt değil. Yani zaten o bir örgütten fazla değil. Amerika'nın bir tane vekil örgütü. Dolayısıyla burada mesele şu. İsrail sadece güçten anlıyor. Bunu birçok kişi söyledi. Bunu sadece ben söylemiyorum. Dünyada birçok kişi bunu söylediler. O bakımdan İran söyleyeceği şeyi söylemiyor şu anda. Tekrar söylüyorum. Geçen sefer 12 gün sonrası bekledi. Herkese söyledi. Çünkü Vesfalya Anlaşması 1648'deki Vesfalya Anlaşması'na göre, yani ulus devletin yapacağını yaptı. Ben vuracağım şu saatte, şu tarihte vuracağım. Herkes güldü. Şunu güldü. Danışıklı duruş, kayıkçı bilmem ne falan vesaire. Birçok insanlar yine güldüler. Niye İran haber verdi? İran haber verdi. Ulus devlet. Bu sefer ulus devlet değil. Çünkü burada İran'ın kullandığı ifade şudur. İsrail bir terör örgütüdür. Yani terör örgütü de terör örgütü gibi davranmanız lazım. Dolayısıyla bu sefer haber meber yok. Hiçbir haber yok önceden. Evet. Bu kadar var. Ama bu haber, bakın, Netanyahu nereden kaçıyor? Arkası belli mi? Yok. Hayır. Hiç belli değil nereden kaçıyor. Sadece kaçıyor. Peki takım elbiseyle kaçıyor. Yani askeri kıyafeti değil, takım elbiseyle. Yani yakalandı daha doğrusu. Ben bir ifade kullanayım. Dün bir televizyon programında Türkiye'de bir ifade kullandım. Bunu mizah anlamında kullandım ama o gerçekleşebilir. Ya da bir sonraki suikastın kim olduğunu bilmiyorum. Ama iki suikastın sonrası Netanyahu kendisidir. Allah. Bu bir mizah anlamda söyledim. Ama iki sonrası Netanyahu'dur. Şimdi çünkü biz, bakın dünya bakın artık bu adamdan yoruldu. Efendim. Siz diyorsunuz ki Flash Haber Televizyonu'nda iki suikast evet. sonrası Netanyahu'nun kendisi ölecek. Kendisidir. Çünkü dünya yoruldu zaten evet, bu adamdan. Netanyahu bakın tekrar söylüyorum. Bu arada İran evet. Dini lideri, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamaney, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a savaş yetkisini devreden kararnameyi onaylamış. Şimdi şu an haberi. Evet. Evet. Efendim peki size bak, bırakayım bak. Sözü. Neler olacak? Buyurun. İran'da siz anlatınız. Buyurunuz. Bakın şöyle söyleyeyim. Ben Pezeşkiyan Bey'i hatırlarsanız seçimi konusunda birçok konuştuk biz beraber. Evet. Hatırlarsınız. Konuştuğumuzda Pezeşkiyan Bey sanki neo-liberal bir yeni bir çehreyle, daha doğrusu reformist bir çehreyle gelecek. Ve İran'da bir takım reformlar yapacak. Hatta Batı ile belki ilişkimizi düzeltecek vesaire vesaire. Esas itibariyle kazanacak oyların sayısı zaten bunu göre artırmış durumda olması gerekiyordu. Ben neden dedim ki hemen seçilir seçilmez zaten İsrail Lübnan'ı vuracak? Çünkü Pezeşkiyan Bey zaten bu vasfı sahip değildi. Sonuç itibariyle şu anda dikkat edin. Eğer bütün savaş etkileri buna devredildiyse kullanmamak üzere değil, kullanmak üzere zaten devrildi. Dolayısıyla o reformist meselesi vesaire artık tarihe karıştı. İran topyekün, tekrar söylüyorum, İran devleti topyekün şu anda karşı, yani İsrail'e karşı. Çünkü bakın haneye tecavüz oldu. Yani emanetimizi öldürdüler. Bu sefer İran, tekrar söylüyorum, bu sefer İran bunu cevap vermezse bir sonraki seçimi unutmamız gerekiyor. Bir daha seçim İran'da olmayacak. Çünkü halk hiçbir şekilde güvenmeyecek ve inanmayacak. Maalesef zaman. Halkın büyük bir halkın öfkesi büyük mü efendim? Halkın öfkesi büyük mü bu yaşananlara? Tabii, bakın şöyle söyleyeyim. Halkın öfkesi büyük olmasa bile bundan sonrası büyük olabilir. Yani siz cevap vermezseniz, ha bu cevap bir gün iki gün içinde değil, belki bir hafta içerisinde. Çünkü şu anda kabine oluşmadı. Yani hatta kabinenin oluşmasına kadar da bekleyebilirlerdi. Ama bu demek ki şu anda
bir şöyle söyleyeyim, bir konsensus oluştu. Bu konsensus şu şekilde, yani Husiler Irak'taki İran yanlısı olan gruplar, Hizbullah, Hamas da kendisi. Hamas zaten vazgeçer mi sizce bundan? Hiçbir şekilde vazgeçer mi? Kendi liderini zaten öldürdünüz, suikasta uğrattınız. Dolayısıyla konsensus oluştu. Başka türlü konsensus oluşmadı. Yani dikkat edin, dünyada şu anda İsrail'in yanında Amerika'dan başka hiç kimse kalmadı. Evet. Yok, şu anda yok. Şimdi Farşit Bey, efendim süremiz evet. daralıyor. Süremiz daralıyor. Peki. Bir videoyu arkadaşlarımdan rica ettim. Kendileri hemen getireceklerdir evet. şüphesiz. İran devlet televizyonlarında şu an kanallarda, devlet televizyonları demem evet. yanlış oldu. İran televizyonlarında askeri marşların çalındığı ve paylaşılan videoları gösteren bir kısa evet. video, onları getireceğiz. Türkiye peki nerede duracaktır? Nasıl hareket edecektir? Neden Türkiye dedim? Siz daha demin saydınız. Suudi Arabistan dediniz, Katar evet. dediniz. Şimdi bölgeyi evet. Allah korusun diyelim, içine çekecek bir savaşa dönüşebilir. Bunu nasıl okuyorsunuz? Bunu hemen nasıl söyleyeyim. Okuyorsunuz? Buyurun. Türkiye hemen NATO üyesi olmasına rağmen İran bu saldırının bilgilerini Türkiye ile paylaşacak. Bir tek paylaşacak ülke Türkiye'dir. Samimiyetiyle söylüyorum. Evet. Yani bu kadar net diyorsunuz. Bu kadar net. Türkiye ile paylaşacak bu bilgileri. Ama yani paylaşabilecek mi? Anlıyorum. Buyurun. Evet. Yani başka kimseye de bunu söylemeyecektir diyorsunuz. Başka bir ülkeyle de paylaşmayacaktır. Evet. Buyurun efendim. Peki İran ve Türkiye zimni bir ittihada girdiler. Tekrar söylüyorum. İran ve Türkiye zimni bir ittihat içerisinde şu anda ve dolayısıyla birçok şeylerden birbirinden haberdar. Şimdi peki orta vadede bölgesel savaş ihtimalini ve bu işin, mesela desem ki Farşit Bey, bu işin sonunda ne görüyorsunuz? Desem. Ne söylersiniz bana? Arkadaşlar, evet, gerçekten anlaşalım. Rejiye çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Evet, şu an siz İran kanallarında bu görüntüler var. Buyurun efendim. Buyurun. Evet. Bakın hemen söyleyeyim size. Bu savaş, Orta Doğu'nun savaşından kimler kazanabilir? Kimler kazanabilir? Rusya kazanacak. Çünkü Rusya bir şekilde, örtülü bir şekilde Ukrayna içerisinde daha doğrusu ilerlemesine devam edecek. Yani buradan sonuçta kazanacak. Çin de kazanmış oluyor. Çünkü Avrupa Birliği'nin yolları kapanacak. Tekrar söylüyorum, savaş Babel Mendeb'den ta Afrika'ya kadar uzayacak. Ve dolayısıyla tam orada, yani esas merkez orası olacak. Ve bölge bir şekilde ateş verilecek. Supply chain ya da daha doğrusu tedarik zinciri sekteye uğrayacak. Çin buradan kazanacak. Çin kazanmayacak değil. Yani Çin de kazanmış oluyor. Amerika büyük bir harcamaya girecek. Sonuç itibariyle. Ve seçimlerin, tekrar söylüyorum, seçimlerin ertelenmesi söz konusu olabilir İran'da. Bunu Trump da söyledi. Dedi ki ben korkuyorum. Daha seçime varmadan 3. Dünya Savaşı başlasın. 3. Dünya Savaşı başlamayacak burada. Yani bunun adı 3. Dünya Savaşı değil. Bu bölgesel bir savaştır. 3. Savaşı için büyük devletlerin girmesi gerekiyor. Şu anda o kadar devlet değil. Ama çünkü İngiltere gizli giriyor bu savaşa. Şimdi İsrail, yani Türkiye... İsrail basınından da özür dilerim, sizi kesiyorum, kusura bakmayınız. Anlaşılması için de. Çünkü çok sorular var. Şimdi arkadaşlarımız bilgi verdiler. İsrail basınından da İran'ın saldırısı geliyor. Sizin o bahsettiğinizi teyit eden, saklanıyorlar tabiri caizse. Evet. Bu, hatta bazı milyarderlerin... Şu anda tunellerin içerisinde. Size yemin ederim oradalar şu anda. Evet. Allah Allah. Efendim ben sizin iki öngörünüz çıktığı için artık ne derseniz tabii ki itibar ediyorduk önceden de. Şimdi de öyle. Şimdi evet Farşit Bey, dediniz ki Babül Mendeb'den Afrika'ya kadar uzanacak bir savaş. Buyurunuz. Evet. Yani orada dolayısıyla bir şekilde denizciliği unutmanız gerekiyor. Dikkat edin. Son zamanlarda Türkiye ve İran bir atak yaptılar. Deniz gücü üzerinde bir atak yaptılar. Hem İran hem Türkiye. Bu tesadüf olarak olmadı. Bunlar birleşecek. Tekrar söylüyorum, birleşecek. Hedeflerden bir tanesi Kıbrıs değil mi sizce şu anda? Tabii canım. Tabii ki. Ha, hedef. Peki Kıbrıs bir ada ülkesi itibariyle ne anlama gelir? Deniz gücü anlamına gelir. Dolayısıyla burada bundan sonrası bütün savaşlar denize doğru yürüyecek. Nerede deniz varsa. Ve Amerika şu anda 12 daha savaş gemisi gönderdi. Görev grubu gönderdi.
Gerçekten şu anda yani deniz üzerinde savaşı düşünmeniz gerekiyor. Topraklar içerisinde değil. İsrail 22 bin kilometrekare bir toprak. Bir toprak parçası. Ne kadar ki toplamı ki? İran'ın bir velayetinden daha küçük. Orası savaş bitmiyor. Savaş orada başlıyor. Savaş başladı. 7 Ekim belki bir de kıvılcımdı ama şu anda gerçekten başladı. Yani şu savaş bölgesel ve uluslararası evet. Savaş başladı öngörünüz. Doğru mu efendim? Uluslararası deniz üzerinde olacak, uçanısal üzerinde olacak ama bölgesel savaş başladı. İngiltere resmen söylüyorum, İsrail'i sattı. İngiltere, İsrail'i sattı. Herhalde bu görüşü sattı. Duyduklarında ben birkaç analist ile konuşmuştum. Yahu evet. Açıkça ifade edeyim, yahu İngiltere bu işin neresinde? Zaten bir gücü yok, bunlar doğru değil demişti. Ama siz hayır, bizzat ortasında diyorsunuz. Evet. Sattı. Kaç gün sonra göreceksiniz efendim. Gördüğümüzde sattı. Tekrar sizi yayına alacağız efendim zaten. Estağfurullah ne demek her zaman. Şimdi her son 12-13 dakikamız diyelim. Efendim peki. Şöyle devam edelim. Arkadaşlarımız sağ olsunlar gerekli görüntüler geliyor ekrana. Şimdi bir bakıyorum time'da son dakikalar var mı diye. Peki Farşit Bey. Şimdi İran'da. Buyurun. Mesut Pezeşkian kazandı. Reformist bir kimlik, kişilikle tanınıyordu. Onun peki bu olaylara bakışı, yani şöyle ifade edeyim. Hani sizin de söylediğiniz gibi Batı'yla barıştıracakken İran'ı Batı'yla direkt savaşa mı sokacak Pezeşkian? Ne aynen düşünüyor? Öyle. Aynen öyle. Bakın ben size biz seçilir seçilmez böyle bir şey olduğu takdirde olacağı dediğim gibi yani Batı ile herhangi bir anlaşması olmuyor. Bakın İran ve Amerika arasında barış olamaz. Biz Amerika'nın büyükelçiliği işgal ettik. Amerikalılar bunu unutmayacaklar. Hiçbir şekilde. Tarih boyunca unutmayacaklar. Çünkü ilk defa bir işgale uğradılar. Bu da İran tarafından oldu. Musaddık döneminde 3 gün arayla 3 gün arayla 2 darbe oldu İran'da. Yani bir darbe teşebbüsü oldu. İngilizler kaybettiler. 3 gün sonrası Amerika'nın İngilizlerin elinden kaptı İran'ı. Ve ta devrime kadar zaten İran Amerika'nın elindeydi. İngilizler bunun intikamını alacaklar Amerika'dan. Şu anda maalesef İran, Amerika'nın da İngiltere'nin çekişmesinin sahnesi oldu. Ve bu Türkiye için de yayacak zaten. Yakında onu da göreceksiniz. Nasıl yani? Bunlar, nasıl yani? Şöyle söyleyeyim. Büyük güçlerin savaşı. Bakın dikkat edin. Sayın Şimşek sürekli bir 18 milyar dolar paranın bulduğu ve Türkiye'ye sokacağını ifade ediyor. Bu para nereden geliyor? Bu para Amerika'dan mı geliyor? Wall Street'ten mi geliyor ya da City of London mı geliyor? London'da. Kendisi zaten London'da. Ha. Çünkü kendisi zaten İngiltere ile bağlantısı var. İngiltere vatandaşı zaten. Evet. Aynen vatandaşı. O kadar söylemek istemedim. Tabii. Yok yok. Yani, şöyle. Resmi olarak kabinede bir çifte vatandaşı çocuğu, var. Çocuğu zaten Londra doğumlu. Ha, onu demek şimdi, istedim. Evet. Ha, tabii bunları biliyoruz. Şimdi dikkat edin. City of London Türkiye'ye para verirse Amerika'nın Türkiye'ye karşıki bakışı ne olacak? Düşünün. Düşünün. Tabii. Bir de efendim Hakan Fidan Bey Çin'de Uygur Özek Sincan bölgesini ziyaret etti. Ve geçen haftalarda aynen. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşürken, beraberken evet. Hocam bir baktık ki Türkiye içinde biz o gün bu yayını da yaptık. Flash Haber televizyonu evet. Gerçekten tarihe not düşecek şeyleri yapıyor. %40 Çin arabalarına vergi geldi. Hakan Fidan oradayken. Evet. Yani aslında Hakan evet. Bey'e büyük bir tabiri caizse gol atılmış oldu. Oradayken evet. Kendisi bulunurken. Evet Hizbullah'tan da açıklamalar evet. Geliyor. Tüm cephelerden saldırı olacağını söylüyorlarmış. Buyurun efendim siz evet. Devam ediniz buyurunuz. Evet hemen izah edeyim. Dolayısıyla burada tekrar söylüyorum Amerika'nın ve İngiltere'nin çekişmesi büyük büyük yankı yapacak. Bakın Kongre 190 demokrat. Senatör kongreyi terk edip de Netanyahu'yu alkışlamıyorsa demek ki Amerika içerisinde İsrail'e karşı ya İsrail'e karşı farklı çok zıt görüşler var. Bu zıt görüşlerin dışarıdaki yansıması budur şu anda. O bu kadar kalmayacak ki. Yani bu tamamıyla dışarı yansıdı. Amerika içerisinde büyük bir çatlak var. Polaekon ve Neokon arasında. Cumhuriyetçiler ve Biz bu kadar sınırlı olarak bunu aza indirgemeye çalışıyoruz. Cumhuriyetçiler ve demokrat diyoruz. Böyle değil. Bunlar iki farklı dünya görüşü sahip. Tabii ki. Dolayısıyla neokonlar yani globalistler
bir şekilde İsrail'e kaybettiler. İngiltere bu neokonların bir parçasıdır zaten. City of London ve Wallace'le arasında çatlak oluştu. O alkışta onun içinde. Ama o akılsız Netanyahu zannetti ki onu alkışlıyorlar. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Amerika gerekirse bir iki hafta içerisinde Netanyahu'ya kaldırabilir. Çünkü bunun için çözülmesi gerekiyor. Antony Blinken Katar'a geldi ve Katar şeyhine dedi ki İran'la konuşun. İran misilleme yapmasın. Biz İsrail'e himaye edeceğiz ama barış olması gerekiyor. Barışı istemeyen tek kişi kimdir? Kimdir şu anda? Netanyahu'nun da kendisi. Mecbur kaldıracaklar. Peki. Mecbur. Peki bu noktada bölgesel savaş başladı dedik. Son durumu veriyoruz. Evet. Son bilgileri veriyoruz. Bu arada Beyrut Havalimanı'nda tüm kalkan inen uçakların durdurulduğuna dönük haberler var. Biliyorsunuz Türk Hava Yolları da İran uçuşları iptal etti. Bu geceki tüm uçuşları durdurdu. Evet. Şimdi ben şu soruyu çok az bir vaktimiz kaldı. Şu soruyla devam edelim. Hocam, Farşit Bey, peki Putin Kremlin'den bu olanları nasıl izliyordur? Vallahi şu anda tek kazanan da kendisidir. Tek kazanan. Çünkü neden? Tekrar söylüyorum. Bakın 7 Ekim saldırısı olmadan önce bu tünellerin içerisinde kullanılan motosikletler 2000 tanesine Çin veriyor. Yani öncesi veriyor. Saldırı öncesi. 2000 adet motosiklet veriyor. Bunlar elektrikle çalışıyorlar ve tünel içerisinde yeni tünelin içerisinde yürüyebilmesi için dizayn edilmiştir. Tekrar söylüyorum. Bunlar hepsi Hamas saldırısından haberleri vardı zaten. Hizbullah'a zaten birçok silahları veren Rusya'nın da kendisidir. Bunu Prigojin döneminde zaten verilmişlerdi. Şu anda da bir şekilde ulaştırıyorlar. Esas deniz karşıtı, yani deniz altı ve gemileri vurabilecek tüm silahlar, Hizbullah'ın elindeki silahları hepsi Rusya veriyor. Dolayısıyla burada mesele şudur. Bir sonraki hamlede eğer Akdeniz'e ya da Gazze Marina'ya ya da Gazze sahilinde herhangi bir Amerikan gemisi gelirse sağ dönemez. Sağ dönemez. Rusya hepsini indirecek. Ama kimin vasıtasıyla? Hizbullah ile. Bakın bundan sonrası siz Hizbullah İran'ın vekalet gücü dedi diyemezsiniz. Hizbullah herkes için çalışabilir bundan sonrası. Hamas herkes için çalışabilir. Artık bütün denklem değişti diyorsunuz. Bir değişti, her şey değişti. Yani İsmail Haniye'nin suikastı bir kırılma noktasıdır ve bütün denklemler dünyada değişti. Hizbullah bu saniye itibariyle Ruslar için de çalışabilirler, Çinliler için de çalışabilirler. Öyleyse, Amerika ve İsrail çok büyük bir hata yaptı. Çok hata yaptı. Tekrar söylüyorum, İsrail hata yapmadı. İsrail tuzağa düşürüldü burada. İsrail bundan haberi bile. İsrail'in haberi bile yok diyorsunuz bu yaşananlara. Haberi yoktu. Haberi yoktu. Evet. Peki efendim son kaç 6-7 dakikamız, 6-7 dakikamız çok dolu ve interaktif bir yayın oluyor. Bir yandan yorumlara bakıyorum kıymetli izleyenler. Kızmayın bana. Ey sunucu, neden konuğa bakmıyorsun diye bana kızıyorlar. Ben de haberleri takip ettiğim için çok bakamıyorum. Kendisini dinliyorum ama. Şimdi efendim, Arap dünyası evet. Katar'da namaz kılındı. Katar'da. Peki. Mahmud Abbas katılmadı cenaze törenine. Biliyorsunuz evet. Mahmud Abbas Türkiye'ye de gelecek meclise. Şimdi peki Filistin içi dengeler nasıl değişecek? Yani El Fetih ve Hamas arasında, Hamas'ın başına şu an geçici olarak Halit Meşal geldi. Orada ne görüyorsunuz? Arap dünyasındaki tavır nasıl olacak efendim? Maalesef birçok Arap ülkesi Hamas'ın yıkılmasından yana, Hamas'ın bitmesinden yana. Birçok kişi hatta katılan cenaze namazında bile bu işten hoşnut. Tekrar söylüyorum, bu işten hoşnut. Yani bir şekilde Hamas'ı terör örgütü olarak, bakın Hamas siyasi bir partiydi. Siz niye onu terör örgütü diyorsunuz? Seçimle birlikte geldi. Dolayısıyla burada mesele şu. Arap ülkelerin şu anda kendi halinden memnun ve dolayısıyla bizim başımıza bir şey gelmesin. Daha hele bir 4 tanesi zaten bu Abraham Anlaşması'nı bir şekilde ona güveniyorlar. Bir Trump'ın gelmesini belki düşünüyorlar ve bundan sonrası biz İsrail'in himayesinde belki işlerimize devam edebiliriz. Bakın tekrar söylüyorum. Trump'ı başa getirenler, eğer getirebilirlerse ki zannetmiyorum, bu DuPont ailesi. DuPont ailesi biliyor musunuz ne istiyor? Ne Trump istiyor? Vasıtasıyla Suudi Arabistan'ın parçalanmasını istiyor. Çünkü Aramco istiyor.
Aramco biliyorsunuz hangi bölgede? %35 Şiilerin elinde. Yani Aramco eğer orada bir ayaklama olursa Şiiler orayı alacaklar. Tekrar söylüyorum. Sünni bölgesinde değil. Yani bölge bu kadar karışık. Esas bölgedeki en tehlikeli olan, en tehlike altında olan ülke Suudi Arabistan'dır. Siz bakmayın şu anda Suudi Arabistan İran'la bir anlaşma yaptı. Belki de Suudi Safa'nın içerisinde şu anda yaşıyor. Hatta o başörtüyü falan da kaldırdılar biliyorsunuz yakın zamanlarda. Bir geçen hafta kaldı. Evet, evet, evet. Ama Suudi Arabistan tam hedefte. Yani Suudi Arabistan Dupont ailesi Trump'tan söz aldı ve ona göre Trump'ın mahkemesini düşürdü. O bakımdan bölge, tekrar söylüyorum, bölgesel savaşa doğru gitti. Çünkü denklemler değişiyor. Aynı zamanda tabii ki bunun ekonomiler için burada sonuç itibariyle insan sayısı azalmayacak mı? Yani insan ölmeyecek mi? Onlar da muradını erecekler zaten. Ham bu sinekler vasıtasıyla, ham korona vasıtasıyla, ham de savaş vasıtasıyla. Fark etmez ki onlar için. Rusya şu anda nüfus sıkıntısı yaşamıyor mu? Şüphesiz. Rusya yakın zamanlarda birçok üstündeki askerleri çekecek, mecbur çekecek. Çekmezse Ukrayna nasıl savaşacak Ukrayna'da? Bakın evet. İsrail niye Hindistan'dan işçi getirecek? Şu anda durduruldu biliyorsunuz. Uçuşlar durdu. İşçi getirilmiyor. Bu işçiler neyi getiriyor? Çünkü orada öldürdüğü kişi 40 bin kişi değil. Kaç kat daha fazla kişi öldürdü. Peki bundan sonrası kim çalışacak orada o topraklarda? Evet. İşçi getirecek. Şimdi dolayısıyla burada buyurun. Evet efendim son 4 dakikamız. Rejiden de arkadaşlarımız bir bilgi geçmişler. İran İsrail'e çok sayıda füze ateşlediğini de duyurmuş. Kendisi bildirmiş kamuoyuna. Doğru. Şimdi burada sizler bugün o kadar önemli bir an yapıyoruz ki konuşacağız. Anlaşılan o ki artık önümüzdeki haftalar, aylar bu konuların konuşulduğu konular olacak. Efendim son bir şey daha aktarayım. 20 dakika önce İran İsrail'de Harz gazetesi Tel Aviv'i direkt hedef alacak İran demiş. Ve yine İran Dışişleri Bakanı Muhammed Marandi füzeler evet. geliyor diye bir paylaşım yapmış. Buyurun efendim son dakikalarımızı size bırakayım. Genel bir toparlayarak bitirelim. Buyurunuz. Peki. Bakın bu açıklamalar biz buna siyasi gamze deriz. Tabii. Yani siyasi gamzeler biliyorsunuz herkes tarafından gelebilir. Yani ben itibar etmiyorum demiyorum. Sonuç itibariyle kendisi muvazzaf olan bir dışişleri mensubu. Ama bunlar zaten bir şekilde bir psikolojik harp savaşı yürütüyorlar. Esas gelen haber oradan gelmiyor. Haber artık verilmiyor. İran bu sefer habersiz yapacak. Ne yapacaksa habersiz yapacak. Yani bu haberlere itibar etmeyin demiyorum aynı zamanda ama haberler şu anda bir psikolojik harbe içerisine giriyor. 5. nesil savaşı girecek. İran sadece burada tekrar söylüyorum. Bütün vekil güçlerle bir şekilde anlaşma yaptılar. Kolektif bir saldırı yani buradaki suikast bir kolektif bir suikastsa aynı misilleme olacak. İkincisi tekrar söylüyorum önemli kişiler bu bilim insanları olabilir, zengin insanlar olabilir, iş adamları olabilir ve bunun dışındaki devlet adamları olabilir. Askeri, rütbeli askeri olanlar başka. Hepsi saldırı altında. Yani İran bu misilleme bu şekilde yapacak. Çünkü İran bu sefer kendi gücünü göstermezse bir daha baş kaldıramayacak İran. Peki, mecbur bunu yapacak. Peki. Hem kendi halkına karşı hem dünyaya karşı. Buyurun. Peki efendim size böyle televizyonculuk adına manşet olsun diye soruyorum. Bu şekilde sıralama versem İran için listede ilk 1-2-3 nedir? Tahmininiz. İran içerisinde duyamadım. İran için, İran için, Hizbullah için karşı taraftaki ilk o listenin ilk 3'ünde kim vardır? Netanyahu mu vardır? Savunma Bakanı mı? Şöyle söyleyeyim. Tabii. Bakın Netanyahu bir düşünceyi temsil etmiyor. Esas düşüncesiz bir kişidir. Düşünce Mossad düşüncesi temsil ediyor. Çünkü Mossad ideolojik bir istihbarat örgütüdür. Yani tekrar söylüyorum diğerlere o kadar ideolojik değiller. Bu sadece bir ajanta olarak daha doğrusu soykırımı gerçekleştiriyor. Soykırım düşüncesinin ve ideolojinin bir parçasıdır. Yani biliyorsunuz bunlar hatta zeytin ağaçları bile kıyamıyorlar. Ne varsa yıkıyorlar. Ne varsa. O bakımdan tekrar söylüyorum. İlk etapta tabii ki Netanyahu'nun ortadan kaldırılması, Galant'ın ortadan kaldırılması bunların olması gerekiyor. Ve Mossad'ın başkanı. Ama
Bu iş bu kadar daha doğrusu kısa süreli kalmayacak. Bu iş uzayacak. Çünkü dünyada destek çoğaldı. Siz bakmayın birkaç ülke Hindistan gibi mesela şu anda şeyden yana, İsrail'den yana. O tamam. Ama İsrail eğer düşerse ve bir daha kalkmazsa kimse onun yanında durmaz ve kalkmaz. Tekrar söylüyorum. Bakın 2 ay öncesi Türkiye İsrail hakkında böyle mi konuşuyordu? Şimdi ne noktaya geldiniz şu anda? Ne noktaya geldiniz? Ki siz bayrağı yarıya indiriyorsunuz saygıdan ibaret, yani bir cenazeye saygıdan ibaret dışişlerine çağrılıyor. Niye o zaman saygı duydunuz bir şeyde? Bakın ne noktaya geldiniz? Dolayısıyla İsrail bu saatten sonra bana göre kalkamaz. Yani düştüğü zaman artık kalkamaz. Peki. Bana göre. Dolayısıyla hedefte kim olursa olsun fark etmez. İsrail topyekun artık yavaş yavaş düşecek. Peki. Farşit Bey, ağzınıza sağlık. Analizleriniz için teşekkür ederiz. Yine başka yayınlarda görüşmek üzere. İnşallah. Ben umarım savaş olmasın. Tabii ki biz bugün bu yayını çıksın. Savaş çığırtkanlığı yapmak için yapmadık. Sadece aynen, olabilecekleri konuştuk. Olmasın. Evet. Aynen. İnsan kerameti en önemli şeydir. Teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Peki. Şimdi